Merhabalar sevgili dostlar. Hoş geldiniz efendim. Yeni bir haftaya hazırlanıyoruz. 11-17 Aralık haftasına giriyoruz. Ve bu hafta gökyüzünde neler var neler. Evet, çok güzel şeyler var bence. Anlatacağım şimdi. Önce haftayı şöyle bir özetleyeceğiz. Daha sonra da burçlarımıza geçeceğiz arkadaşlar. Şu an beni izleyen tüm dostlarıma gönül dolusu sevgiler. Videoyu ilk kez denk gelen, kanalımı ilk kez ziyaret eden sevgili dostlar, siz de aramıza hoş geldiniz. Çok önemli bir hatırlatma ve bu aralar bunu çok sık yapacağım. Lütfen abone olmayan sevgili dinleyicilerim, lütfen abone olun. Benim sürekli takip eden sevgili dostlarım yorum yapıyor, beğeni bırakıyor ama birçoğu da yapmıyor. Bunun da altını çizmek istiyorum. Lütfen beğeni yapın, yorum bırakın. Abone olun ki bu yayınlar algoritma tarafından görülsün ve öne çıksın. Dolayısıyla aynı yerimizde saymaya devam ediyoruz. Çok izleyen var ama abone az, beğeni az. Dolayısıyla da birazcık daha istediğimiz yere gelmedik yani sevgili dostlar. Şimdi yılın sonlarına giderken arkamızda görmüş olduğunuz gibi yeni yıl heyecanı, sevinçler, böyle bir güzel umuttur bu. Her zaman aslında özellikle gençler tabii burada daha çok mutlu oluyordur. Bir umudumuz olsun, bir beklentimiz olsun. Kendimizi hazırlayalım. Biz neye hazırlanırsak bize o geliyor. Neye elimizi uzatırsak, neyi düşünürsek, neyi söylersek, en çok neyi zikredersek onu yaşıyoruz. Umarım yeni yılda böyle gelsin. Tabii ki bu hafta da böyle gelsin. Evet efendim, Denizaltın Astroloji kanalındasınız. Ben Emine Coşkun. Ve 11-17 Aralık haftasında gökyüzünde neler oluyor efendim? Hemen başlıyoruz. Sevgili dostlarım, bu hafta pazartesi ve salı günü ayımızın fazı artık küçülüyor. Hatta kapalıyor. Salı günü kapalı. Çünkü çarşamba günü bir yeni ay doğuyor. Yay burcunun 20 derecesinde bize yeni umutlar vaat ediyor. Gelecekle ilgili yeni projeler vaat ediyor. Umutlarımızın yeniden yeşereceğini vaat ediyor. Yeni başlangıçlar yapmak için harika bir yeni ay geliyor sevgili dostlar. Hemen şunu da hatırlatalım. Aynı gün ayın 13'ünün gecesinde 14'üne geçtiğimizde Merkür retromuz başlıyor. Klasik 4 ayda bir retro yapar kendisi. Artık biliyorsunuz zaten bu defaki retrosu Oğlak Burcu'nda başlıyor sevgili dostlar. Ayın 23'üne kadar Oğlak Burcu'nda bir Merkür retrosu yaşayacağız. En çok tabii etkiyi kim alacak? Öncü grup burçlar ayın 23'üne kadar olan kısmında teraziler, yengeçler, koçlar ve Oğlak Burçları. 23'ünden sonra Yay Burcu'nda retro yapmaya başlayacak Merkür. 23 ile 5 Ocak arasında bu süre içerisinde de en çok tabii başta yaylar, ikizler, Başak ve Balık burçlarında yükseleni güneşi olanlar tabii ki en çok etkiyi alacaklar. Bir diğer önemli hatırlatma, bu arada bazılarına çok çok iyi gelecek. Bu hafta özellikle bazı günler var ki önemli geri dönüş fırsatları getirecek arkadaşlar. Bir de şunu hatırlatalım. Asıl Merkür'ün sahibi yani yönettiği burç olan ikizler ve Başak her zaman Merkür retrolarından en güçlü etkiyi alırlar. Çünkü onların yönetici gezegenidir kendisi. Ve tabii ki doğum haritasında Merkür retro olan aramızda çok fazla sayıda arkadaşımız var. Doğum haritalarında Merkür'ü retro olan. Özellikle ateş elementlerinde olanlar. Mesela işte Koç burcunda olabilir, Aslan burcunda olabilir. Size çok olumlu yansıyacak. Diğer yandan toprak elementinde mesela yine boğalar başta olmak üzere başaklara da bazı fırsatlar getirecek. Merkür retrosu elbette ki tüm zihinsel faaliyetleri yönettiği için de tabii ki durağan olduğunda yani retro olduğunda bir takım enerjileri durduruyor. Kesintiye uğratıyor. Blokaj diyoruz biz ona ve bu da bizim yaşantımızda özellikle fiziksel alanda aslında bazı sıkıntıları, zorlukları, engelleri getirebiliyor. Şimdi bu açıklamayı yaptıktan sonra haftaya girişten bahsedeceğim. Bakın pazartesi günü ay Akrep Burcu'nda bu arada başlayacağız. Saat 14:10'a kadar Akrep'te. Demek oluyor ki
günün bu pazartesinin ilk yarısı önemli. Çünkü ayın fazı salı günü tamamen kapalı. Bu ne demek? Bazı sonuçlar alacağımız bir iki günde olacağız. Yani dolunay fazının sonlanması demek süren konularda sonuçlanmalar getirecek anlamına gelir. O yüzden de hatta güzel de açılar var. Merkür ve Venüs'ün çok keyifli sekstili var aynı gün akşam saatlerinde. Dolayısıyla da bize hayatımızdaki süren konularda neticeye varma. Hani şöyle tırmaladınız, uğraştınız, bir şeyler ortaya çıksın. Bu bir düşüncede, bu bir fiziki anlamda bir işte veya mental anlamda bir kararsızlık yaşadığınız bir dönem varsa sonuçlanma getirir efendim. Salı günü artık ay yay burcunda, çarşamba günü yay burcunda ve ayın fazı kapalı. Dolayısıyla yeni adımlar atmak, yeni başlangıçlar yapmak, hani dolunayın böyle son fazlarında çok da doğru olmayabilir sevgili dostlar. Ama salı günü çok önemli bir gün. Ay Mars'la kavuşuyor yay burcunda. Ve biliyorsunuz ki Güneş, Mars ikisi de yay burcunda ve Güneş'teki lekelenmeler, Güneş patlamaları son günlerde bilim insanları aslında bunu destekliyorlar. Görüntüler geliyor. Ve ayın Mars'la kavuştuğu salı günü özellikle biraz dikkat çekici bir gün, onu söylemek istiyorum. Mars'ın zaten Güneş'le bir ateş elementinde ilerliyor olması da ve enerjisel olarak böyle Mars biliyorsunuz ateş elementinde daha da heyecanlıdır. Bazı patlamalar getirebiliyor. Bu fiziki patlamalar, insan ilişkilerindeki patlamalar olabilir. Yine entelektüel düzeydeki işte sosyal medyada olabilir. Bu anlamda bir takım hızlı, ani gelişmeleri bize getirebilir. O yüzden salı günü özellikle öğle saatlerine herkes dikkat etsin arkadaşlar. Evet, çarşamba gününe geldik ve çarşamba yani ayın 13'üne geçtiğimiz gibi hemen gece saatlerinde 02:31'de Güneş ve Ay 20 derece yay burcunda kavuşuyorlar. Birlikteler, yanalar ve bizim yaşamlarımıza yeni ekeceğimiz tohumlar için hazırlar artık. Ve tam görünür hani olması, o yeni niyetlerin ortaya çıkması ise cumartesi günü yani ayın 16'sı, hatta ben pazar diyeyim ona, daha belirgin şekillenmeye başlayacak sevgili dostlar. Evet, bu hafta Ay Akrep Burcu'nda başlıyoruz. Salı, çarşamba, yay burcunda seyahat, eğitim, hukuki süreçler, medya ile ilgili konular. Bu ticareti de çok ilgilendiren bir durum. Ticari konular çok fazla gündemimizde olacak. Çarşamba akşam üzeri saatlerden cuma günü akşam saatlerine kadar ise Ay Oğlak Burcu'na geçiyor ve tüm gündemimiz çok daha önemli konular olacak. Oğlak ciddidir. Hayatımızdaki temel konuları, öncelikleri aslında, sorumlulukları ortaya çıkartır. Ve bu hafta çarşamba, cuma arası bizim için çok önemli. Parasal, özellikle maddi konuların birinci sırada, kariyerle ilgili, işle ilgili konular ikinci sırada, aile içi konular, genel anlamda toprakla, emlakla, inşaatlarla ilgili konular diğer sırada geliyor. Ve yine güzel bir gün, yine çünkü perşembe günü ayın 14'ünde Merkür Oğlak Burcu'nda retro yapmaya başlıyor ve pazartesi günü gündeme gelen Merkür Venüs sekstilini bu sefer retro halindeyken yapmaya başlıyor. Bu olumlu bir kaçırılmış, geride kalınmış, kullanamadığımız, değerlendiremediğimiz bir para fırsatı, bir yatırım olabilir bu. İlişkiler için çok uyumludur, destekleyici. Yani bence çok güzel etkiler bunlar. Hemen cuma günü akşam saatlerine kadar zaten çok güzel ki özellikle cuma sabah saatlerinde ay düğümlere, aynı zamanda Uranüs'e çok destekleyici açı içerisinde olacak. Sürprizlere gebe bir gün diyebilirim. Günün ilk yarısı özellikle. Hafta sonu ay artık kova burcunda sevgili dostlar. Dolayısıyla da uzun zamandan beri hep hafta sonlarından sert bahsediyorum. Özellikle pazar günleri, ama bu hafta öyle değil. Yalnız şu var arkadaşlar. Ay kova burcunda sosyal, toplumsal ilişkilerimiz öyle bir enerji daha doğrusu açığa çıkacak ve Mars'ın da
Şiron'la şifa veren bir enerjisi var. Yine güzel bir enerji akışı var. Ama pazar günü dikkat diyorum yine. Çünkü Güneş ve Neptün bu yeni ay sonrasında, zaten yeni ay esnasında da birbirlerine sert bir bakış açısındalar. Neptün karesi var burada. Dikkat edilmesi gereken bir durumdur bu. Ve pazar günü o Güneş-Neptün karesi aktifleşecek. Şimdi ben yeni ay haritasını açtım arkadaşlar. Ve yeni ayın genel olarak işte bu Neptün mesela çok önemli aslında. Biraz sizi bu anlamda bilgilendirmek istiyorum. Mesela yeni ay yay burcunu 20 derecesinde ve yeni ay haritasında terazi burcu yükseliyor. MC'ye bir yengeç yerleşmiş ve sosyal ilişkileri, iletişimi, trafiği, tüm bu alandaki meslek gruplarını, yazılı, sözlü, hani öğretmenler deriz, avukatlar deriz, ondan sonra buna bağlı mesela sektörlerde iş yapan, tek medya ile ilgilenen insanlar, bu alan aynı zamanda ciddi bir ticari trafiği hayata geçirecektir. Öğretmenlerimizi, onların belki gelir ve giderleriyle ilgili konular, aynı zamanda burada trafiği de kara ve hava trafiğini, aynı zamanda deniz trafiğini de önemli ölçüde gündeme getirecek bir yeni ay. Bireysel anlamda bize evet iyi gelebilir ama toplumsal alanda böyle zorlayıcı etkileri olabilir. Çünkü yeni aydan sonra işte ayın pazar günü yeni ay çarşamba günü meydana geliyor. Güneş artık Neptün'e tam olarak kareye yaklaşıyor. Güneş Neptün karesi bir takım yanılgılara işaret eder. Yani doğru karar veremeyebiliriz. Aynı zamanda bu yeni ayın takip eden günlerinde bir takım konularda aklımız çok karışık olabilir. Netleşemeyebiliriz. Aklımızı karıştıran, kararsız olduğumuz konular için bilhassa hani cumartesiden başlayalım. Cumartesi, pazartesi yani gelecek hafta sonunda karar vermemek yerinde olacaktır. Yani pazar günü böyle bir etkiyle karşılaşacağız. Bu yeni ayın etkisi. Diğer yandan yeni aya güzel bakış atan da mesela Jüpiter yönetiyor bu yeni ayı. Ve yeni ay esnasında da Jüpiter'in bir Venüs'le aslında karşıtlığı var diyebiliriz. Bu anlaşılması zor konuları diyelim. Aslında orta yolu bularak böyle dengeleri sağlamak için bir fırsat verebilir. Ama diğer yandan ekonomi ile ilgili finansal konuları, ki Uranüs burada para, finansla ilgili konular o alanda, burada demek ki ani gelişmeler olabileceğini işaret ediyor. Yani burada özellikle finansla ilgili konularda bir takım hızlı iniş çıkışlar olma ihtimalinin çok güçlü olduğunu söylüyor. Çünkü Jüpiter var, Jüpiter abartır. İlişkilerle ilgili de lütfen harcamalara çok çok dikkat etmemiz gerekiyor burada. Yatırımlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bu güçlü bir açıdır. Tutulmalar bu aksi oldu biliyorsunuz 1,5 yıldan beri. Boğa ve Akrep aksı. Hani bu da bir nevi o tutulmaları aslında etkileyebilecek bir unsur olduğunu söyleyebilirim. Değerli dostlarım, diğer önemli konular tabi terazi yükseliyor. Venüs Jüpiter'in karşısında, demek ki toprakla, ekonomiyle, ilişkilerle, özellikle bakın terazi ilişkiler demektir. Mahkeme, hukuki süreçler, toplumsal konular, bu anlamda finansal göstergelerde astronomik şeylerle karşılaşabilme olasılığımız var efendim. Ve gelelim güzel bir şey daha, mesela yine Venüs yükseleni yönetiyor, Venüs ve Merkür'le uyumlu bir görünümde bu yeni ay esnasında, zaten hafta içinde de bunu yaşayacağız. Bu da aslında bir şekilde olayları çok daha iyi analiz edip, tespit edip, biraz daha derin araştırıp, çünkü Merkür bakın Oğlak Burcu'nda kalıcı konularda ve olayları veya konuları diyor ki çok ciddiye al, çok sağlam adımlar at, iyi araştır diye bir mesajı var. Bu anlamda da güçlü ve yeni ay esnasında ateş elementi full derecede gökyüzünde, hızlı, ani, atak, hayata geçecek durumları işaret ediyor. Bu arada tabii ki yay ve ikizler hattı burada çok önemli.
yay, seyahatler, vizyon katan konular iken ikizler ise bunu hayata geçirmek için araştırmak, öğrenmek, kendimize bir şeyler daha fazla değer katmak, bilgiyi genişletmek için çok önemli. Şimdi burada ben bir şeye daha dikkat etmek istiyorum. Yani dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada bilişimle ilgili konularda yine sahtekarlıklar, dolandırıcılıklar ortaya çıkabilir. Denizlerle ilgili konularda abartılı bazı kazalar veya yağışlar olma ihtimali var. Ama ateş elementi tabii ki yangınlarla da alakalıdır. Ama burada lütfen hırsızlıklara, dolandırıcılıklara, özellikle internet üzerinde yeni böyle bazı sitelerden tanışılmalar oluyor. Lütfen sakın güvenmeyin, sakın inanmayın. Aslında bununla ilgili böyle birçok program yapılabilir. Ben çünkü çok hani danışmanlık verdiğim için çok rastlıyorum. Mesela kendini yurt dışında tanıtıyor, yabancı olduğunu tanıtıyor. Ondan sonra işte sen evlilik vaat ediyorlar kadınlara. Aslında tamamıyla bir dolandırıcılık sistemidir bu. Çoğu kaptan oluyor, çoğu başka ülkede oluyor. Avını arıyor, avını yakalıyor. Sonra ufak ufak işte samimiyet arttıkça da paralarını bir şekilde o yalan dolanla talep etmeye başlıyor. O yüzden lütfen dikkat ediyoruz. Ama güzel bir şey daha var bu yeni ayda. Bakın, kuzey düğme çok güzel bir açısı var. Bu da hedeflerimize giden yolda gerçekten çok önemli fırsatlar veriyor anlamına da geliyor sevgili dostlar. Yani yeni ayın hem zorlayıcı ama bize ufkumuzu açacak da böyle vitrine çıkaracağımız çok orijinal şeylerle de bizi karşılayacağını söyleyebilirim değerli dostlarım. Evet efendim, yeni ayımızın böyle etkileri olacak tabi. Dediğim gibi 13'ünde gerçekleşiyor ayın 16'sı, 17'sinden sonra daha fazla etki almayabiliriz, almaya başlayabiliriz. Yeni ay dileğimiz, yeni ay niyetimiz olur. Her yeni ay hayatımıza bir şey katar, mutlaka katar. Onları da arkadaşlar cumartesi ya da pazar günü o ayın ışığı biraz daha görmeye başladığında yapabilirsiniz. Unutmayın, dilimizin, zihnimizin fikri, zikri neyse, bu ağzımızdan çıkan düşüncelerimiz, yediğimiz, içtiğimiz, yani kendimizi neye vermişsek biz oyuz. Biz onu çekiyoruz. Lütfen yeni yıla da böyle hazırlandığımız bu haftada düşüncelerinizi, fikirlerinizi, niyetlerinizi lütfen yazınız. Ben geçen yıl da aslında defter hatta yaptık. Yazacağız, niyetlerimizi öyle yapacağız, tekrar edeceğiz diye. Ama biz niyet ettik ama kısmetimize başka şeyler çıktı bu hafta. Bu yıl hani sağlıkla ilgili bir mücadelem oldu biliyorsunuz. Ama biz bunu hatırlayalım istiyorum lütfen. Özellikle yeni yıl için hedeflerinizi bu yeni ayda. Çünkü bu yılın son yeni ayı bu. Bir defter alın. Bittiğimiz bir kağıt alın. Ay ay lütfen yazın. Kendi hedeflerinizi belirleyin. Sonra bir dönün bakın, geçen ay ne kadarını yapabildim ya da yapamadım. Gün gün. Her ay 30 günü yazın. 1-2-3-30'a kadar. Karşısına işte beklentilerinizi veya işte oluşturmak istediğiniz hedeflerinizi yazın ve takip edin. Böylelikle de bak göreceksiniz. Bu yeni ay çünkü bizi uzak hedeflerimize götürecek fırsatlar veriyor. 2024'e girerken ben birçok burcu çok daha güzel şeyler beklediğini de buradan müjdelemek istiyorum. Her şeyim hazır, bir çekebilsem hemen başlayacağım sevgili dostlar. Evet, böyle bir yeni ay. Şimdi bu yayından sonra da tabii ki uçlarımızı yayınlayacağız. Sevgili dostlarım, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.